Merhaba gençler. Şimdi de 2021 LGS için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu Mayıs ayı örnek sayısal sorularını cevaplayacağız. Matematik bölümünü. 10 soru var. Hemen soru birden başlayalım. Bakalım nasıl sorular varmış. Sorular daha yeni yayınlandı. 2 saat önce. Bakalım. Şekil 1'de verilen kenar uzunluğu 2 üzeri 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 metre olan ve kalınlığı 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 metre olan kare biçimdeki özdeş kağıtlardan bir tanesinin kalınlığı buymuş. Biçimdeki özdeş kağıtlardan şekil 2'deki 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 metre yüksekliğinde bankmat oluşturulmuş. Bir kere şunu yapmamız lazım değil mi? Kaç tane kağıt olduğunu bir kere bu sayı yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 2'yi 1 çarpı 10 üzeri eksi 4'e bölerek kaç tane olduğunu bulacağız. Çünkü bir tanesinin kalınlığı bu. Toplam kalınlık da bu. Böyle. Zaten 5 yapacak. Bunu yukarı alırsam şöyle 10 üzeri artı 4 geçecek yani. Kuvvetleri topluyorum. 10 üzeri artı 2 yapıyor. Demek ki 5 çarpı 10 üzeri 2 tane bu kağıtlardan var. Bu kağıtlarda kare biçimindeydi. Evet. Bunu da gördük. Kullanılan kağıdın 1 metre karesinin kütlesi 80 grammış. Biz şunu yapalım. Kare eşinde bu. Alanı bulmayacak mıyım? Burası da 2 üzeri 3 çarpı 10 üzeri eksi 2. O zaman bunun alanında çarparsam 2 üzeri 3, 2 üzeri 3, 4 üzeri 3 veya 2 üzeri 6 diyelim. 2 üzeri 6 çarpı, hani kuvvetleri topluyorum, 10 üzeri eksi 4 olur. Bu alan. Kaç tane var? Bu kadar değil mi? Oluşan bankmatın kütlesi diyor ki 80 gram. Kullanılan kağıdın 1 metrekaresi yani 80 gramsa o zaman şunu bulalım. Ne yapacağım ben? 2 üzeri 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 metre karesi de çarpı 80 de bulalım. 80'i de şöyle yaparsak bu 8 çarpı 10 ya. Yani 2 üzeri 3 çarpı 10 dersek bunu unutalım. 2 üzeri 6, 2 üzeri 3. 2 üzeri 9 çarpı 10 üzeri bu 1'dir. Eksi 3 olur. Bu bulduğumuzda gram. Ama ne kadarının gramıydı? Şu alan. Yani bir tane kağıt için bu kadar gram. Bizde 5 çarpı 10 üzeri 2 tane kağıt vardı. O zaman en son 5 çarpı 10 üzeri 2 ile 2 üzeri 9 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü çarpalım. Zaten şunu düşünelim. Burada bu kalsın hani 5. Bu ikisi zaten 10 üzeri eksi 1 yapacak. Onu yazacağım. Hatta şimdi yazayım 10 üzeri eksi 1. Şimdi bu 2 üzeri 9 ben 2 çarpı 2 üzeri 8 yazıyorum ki 5 kere 2 bir 10 yapsın. Yani şu ikisi çarpılınca 10 yaptı. Bir de 10 üzeri 1 yani. Bir de 10 üzeri eksi 1 var. 2 üzeri 8 var. 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri 1, 10 üzeri 0 yapar. O da 1 demektir. Yani burası 1 çarpı 2 üzeri 8. Yani 2 üzeri 8 olur. Toplam kütle Ceyhan olmuş olur. Soru 2. Diyor ki bir bilgisayar oyununda para birimi olarak mat kullanılmaktadır. Bu oyundaki mat para birimine ait para çeşitleri aşağıda verilmiştir. Görüyorsunuz cebirsel ifadeler var. Bu para çeşitlerinin değerleri şöyle tanımlanmış. Tam kare özdeşliği belirtenler 100 mat değerindeymiş. İki kare farkı özdeşliği belirtenler 200 mat değerindeymiş. Diğer cebirsel ifadeler ise kat sayılar toplamı kadar mat değerine sahipmiş. Buna göre bu bilgisayar oyununda 914 mat değerinde bir ürün almak isteyen bir kişi bu paralardan en az kaç tanesi ile bu ürünü hiç para üstü almadan yani tam 914 değerinde alabilecekmiş. Bakalım şimdi önce buradaki tam kare ifadedir. Çünkü bu hani şöyle düşünün. X eksi 3'ün karesi bu. Birincinin karesi x kare çarpımlarının iki katı. 3x çarpımında iki katı 6x arada eksi var. İkincinin karesi. Yani bu tam kare olduğu için bu 100 mat. Buraya bakalım. Bu da birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Çünkü bu 25, 5'in karesi. Bu da x eksi 5 çarpı x artı 5. Yani bu iki kare farkı. Yani iki kare farkı onlarda 200 mattı bu. Geldik buraya. Burada zaten iki tane değişken var. Bu normal bir cebirsel ifade. Ne yapıyorum? Kat sayıların toplamı kadar. Önce artı 3 artı 4 artı 7 5 çıkardı. 2. Yani bu 2 mat. Buradaki de yine iki kare farkı falan değil. Çünkü arada artı var. Fark değil. Bir tam kare değil. Çünkü o 3 teriminin olması lazım. O da değil. Bu da 1 artı 2'den
3 olduğu için 3 mat değerinde. 914 mat alacakmışız en az. O zaman en fazla miktar olandan almaya çalışalım değil mi? Mesela bundan ben 5 tane alsam 1000 yapar değil mi? 5 tane alamıyorum. 4 tane alsam. 4 tane bundan alsam. Ne yaptı bir kere? Şurayı yazalım. 800 matımız oldu. Geriye ne kaldı? 114 mat kaldı değil mi? Bir tane de bundan alsak. Bir tane de bundan aldım. Ne oldu peki? Bir 100 mat daha geldi. Oldu bize şu an 900 mat. Değil mi? 14 mat almam lazım. Şimdi çok 3 mattan daha fazla alalım bundan. Şimdi 5 tane alsam 15 yapar. Demek ki 4 tane de bundan alacağım. Ne olacak? 4 x 3 12 mat daha olacak. Yazalım. 12 mat daha geldi. 912 matımız oldu. 2 matı da nereden alacağım? Bir tane de bundan aldığımı. O zaman tam 2 mat daha eklersek 914 mata ulaşmış oluruz. Demek ki 4 daha 8, 9, 10 tane o zaman en az 10 tane para kullanarak 914 matı hiç para üstlenmeden alabiliyoruz. Üçüncü soru bir olasılık sorusu. Bakalım. Şekil 1'deki yapboza köşelerde bulunan parçaların iki tane kenarı, yani şunları diyor, iki tane kenarı. Kenarlarda bulunanlar, yani şunların da birer tane kenarı düzdür diyor. Ortada kalan parçaların, yani şunların düz bir kenarı yoktur. Eda veren şekil 1'deki 20 parçadan oluşan yapbozun bir parçasını kaybetmiş. Elinde kalan parçaların bir kısmını şekildeki gibi birleştirmiştir. Yani kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 tanesini birleştirmiş. Buna göre yapbozun kaybolan parçasının tek kenarı düz parça olma olasılığı kaçtır? Peki şimdi bunlar değilse eğer tek kenarı düz, bakın ne kaldı? Yani şunlar koyduk bunları. Ne olabilir? Burası, burası. Bunlar olabilir. Ve bunlar olabilir. Yani kaç tane var olabilecek durum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane durum var. Şuraya yazalım. Peki 5 tane dizmiş değil mi? Geride toplam kaç parça var? 15 tane parça var. Yani 15'te 7 olasılıkla bir kenarı düz olan bir parçadır. O da Bursa. Soru 4 diyor ki Ali Eren bilgisayarın düzenlediği metin belgesinde şekil 1'deki bir satır aralığını 4 birim olarak ayarladığında bir sayfaya 21 satır sığdığını görmüş. Satır yüksekliğini değiştirmeden şekil 2'deki gibi satır aralığını bu sefer 2 birim olarak ayarladığında ise bir sayfaya 31 satır sığdığını görmüş. Ve buna göre Ali Eren satır yüksekliğini değiştirmeden yine satır aralığını 3 birim olarak ayarladığında 750 satırlık bir metin belgesini kaç sayfaya sığdırmış olacak diyor. Şimdi önce şuna bakalım biz. Burada 20 satır varsa 20 aralık var değil mi? Yani her satır yüksekliği x dersek burada 21 tane x var. Şuraya yazayım. 21 x var. Artı 20 tane 4 birim var. 20 tane 4, 80 birim yapıyor. Buraya geldiğimizde 31 tane satır var. Her biri x yine düşünecek. Değişmiyor çünkü satır yüksekliği. Her biri yine x. Artı bu sefer 30 tane 2 birim var. Yani 30 tane 2, 60 birimde aralıklar var. Yani 31 satırı varsa 30 tane aralık vardır burada çünkü. Ve bunlar aynı değil mi sayfa yüksekliği? Eşit bir birim. Yani şu denklemi kurarsam 31x artı 60 eşittir 21x artı 80. Bunu karşıya aldım. Bunu yani şöyle yer değiştirdiğinde diyelim. Burada 10x olur. Burada 20 olur. 10'a böldüğünde her tarafı da x'in 2 olduğunu anlarım. Yani x 2 dersek burada 21 çarpı 2 artı 80 yaptığımda 42 artı 80 ne olmuş olur? 122 birimlik bir sayfa uzunluğu var aslında buraya sığacak şey. Şimdi burada bir denklem daha kurup şunu bulalım. Acaba 3 birim olduğunda her sayfada kaç satır olacak? Onu bulalım. Diyelim ki A tane satır olsun şimdi 3 birim olduğunda. A satır. Peki ne biliyorum ben? Her satır yüksekliği 2 birimdi ya, hani burada bulmuştuk. A satır yüksekliği 2A yükseklik var. Bir de bir az aralıklar vardı. Yani A eksi 1 tane aralık var. Her biri de 3 birim. Çarparım 3 ile toplam ne kadardı?
bir sayfa maksimum 122 birimdi uzunluk olarak. Eşitliyorum. Yani burada dağılma yaparsam 2a artı 3a eksi 3 eşittir 122 ise buradan 5a eşittir 125 yapar. Eksi 3'ü karşıya attım. A da buradan 25 yapar. Ne anlıyorum? Her sayfada 25 tane satır var. O zaman 750 tane satırı 25 sayfalara paylaştırıyorsam bu ne yapar? 30 tane sayfa yapar. O da olur Bursa. Soru 5. İnternet üzerinden yemek satışı yapılan bir sitede sipariş veren kullanıcılar restoranlara servis hızı, sunum ve hizmet kriterlerine göre birden 10'a kadar puan vermekteymiş. Verilen bu puanlara göre restoranların aldığı puanlar internet sitesinde yayınlanıyormuş. Yayınlanan restoranın puanı servis hızına verilen puanların ortalamasının %30'u. Yani şunun, şu yazalım şunun %30'u. Sunuma verilen puanların %25'i. Bunun %25'i. Lezzete verilen puanların %45'i. Bunu da %45'i olarak yazdık. Sonra diyor ki bunlar toplanıyormuş en son. Aşağıdaki bu sitedeki restoranın puanı servis hizi ve sunum kriterine ait puanlar verilmiş diyor. Yani bunlar restoran puanı oluyor en son toplayınca bunları. 9 almış bak. Buna göre diyor ki restoran ürünlerine verilen lezzet puanının ortalaması ne olur diyor. Aslında kolay bir yüzde sorusu ama tabi virgüller falan var. Kafanız karışmasın, işlem hatası yapmayın yeter. Şimdi burada 8,7'nin şuradan başlarsak 8,7'nin şöyle yapalım %30'u artı mesela bunu bilmiyoruz x olsun. Bu da sunumun 9'un %25'i artı bu da bir şeyin adını bilmiyoruz %45 eşittir ne yapıyormuş? 9 yapıyormuş gençler. Biz de yapalım işlemlerimiz peki burada. Peki ne yapacağım ben? Bunları toplayacağım değil mi? 9'dan çıkaracağım. Buna göre eşitleyeceğim. Şuraya yaparsak önce birer tane sıfırı ben götüreyim ya da götürmeyeyim fark etmez. Virgülden hani nasıl kurtaracağım burasını. Kurtardığını düşünün yani. Şurada yapayım işlemi. 8,7 ile aslında 30'u çarpıyorum. 0, 0, 21, elde var. 2, 24, 25. Şöyle gösterirsem aslında virgül girince 251 olacak. Yani burası şöyle göstereyim. 251 bölü 100 yani 2,51 yapmış oldu aslında. Bir daha kontrol edeyim. 24 2 vardı elde. 2,61 oldu aslında burası. Yani 2,61 oldu 100'e bölünce 261'i. Aynı şeyi burada yapayım bakın 25'e 9 çarpalım. 9 kere 5, 45, elde var 4, 18, 22. Yani şurası 225 bölü 100 olduğuna göre 2,25. Bunları toplarsam aslında ben şöyle yapalım. 2,61 ile 2,25'i toplayalım. Burası 6, 8, 4. Yani 4,86 çıktı. 9'dan bunu çıkartalım. Bunu da şuraya yazayım. 9,0'dan aslında 4,86'yı çıkartırsak burası 4, 9'dan 8 çıktı 1, burası 8 kaldı, 8'den 4 çıktı 4. Yani 4,14 olacak neresi aslında? Şu kısım. Yani x çarpı 45 bölü 100, 4,14 ya. Ben bunu ne yapayım? 414 bölü 100 olarak yazayım. Çünkü bu aynı şey değil midir? 4,14 demek bunu kesirli yaparsam budur. Zaten burada paydalar eşit olduğuna göre ne yapıyorum? Artık denklem 45x eşittir 414. Yani x'i bulmak için 414'ü ne yapacağız? 45'e böleceğiz. Bir kere 9 kere var galiba. 9 kere 5 45. Elde var 4. 36 4 daha 40. Buradan kalacak bize 14 9. 9'da yok. Pi 0 ve virgül. İki defa var bakın tam 90'lı 45. Bu da gittiğine göre 9,2'ymiş. Bu x'in yani hedefin verilen ortalaması o da Bursa oldu. Evet, soru 6 kolay bir soru. Bu soruda bileceğimiz şey
Büyük açının karşısında büyük kenar olur, küçük açının karşısında küçük kenar olur diye bir özellik. Burada kenar ortayın falan ne olduğunu söylemiş. Bunlar kenar ortaylar. Yani bu kenarın tam ortası bunlar. Bu gelen noktalar kenarların tam ortasıymış. Öyle düşünün. Burada 3 tane ip var. Aynı uzunlukta özdeş diyor. Özdeş mavi ipler var. Her kenara koyulmuş. Ne biliyorum diyor. Şurada aslında bakın şunu anlıyorum. Örneğin bu mavi iplerin uzunluğu hep aynı ya. Özdeş ya bunlar. Demek ki BC kenarına bakın ortasından az gelmiş. Yani BC kenarı bayağı büyük ki. Bu ip ortasının daha gerisine düşmüş. Burada bakın AC kenarının tam ortasına gelmiş mavi ip. AB kenarının ortasını bakın geçmiş mavi ip. Demek ki burada kenar olarak bakarsak en küçükten, en büyükten başlayalım. En büyük bakın neydi? BC olan yer değil mi? Düzelteyim. BC kenarı en büyük değil mi? Şurası. Sonra ortasına kadar gelen yer neresi? AC kenarı. Ve en küçükte bakın ortasını geçtiğine göre bu ip, bu kenar küçük bir kenarmış demek ki. O da AB kenarı. Böyle bir şey var mı bakalım? BC, AB bakın demiş, ters yazmış. Yani bu değil kenarla ilgili. O zaman bir de açıya bakalım biz. Ne demiştik biz? Büyük açının karşısında büyük kenar olur. Yani en büyük kenarın karşısındaki açı, yani BC'nin karşısındaki açı A açısı. A açısı en büyük. Sonra AC kenarı dediğimiz yer burası. Onun karşısında B kenarı var. B açısı pardon. O zaman bu en son açı da C açısı olacak. A açısı, B açısı, C açısı olarak sıralanacak. O da bakıyorum B şıkkında zaten var. Evet, soru 7 bir Pisagor bağıntısı sorusu. Pisagor bağıntısını biliyoruz. Neden ne olduğunu açıkta bir daha açıklamayalım. Gelelim soruya. Şekilde A ve B tepelerinin en yüksek noktalarının, yani şu noktalarının yerden yüksekliği sırasıyla burası 1191'miş. Burası da 591'miş. Sen bu tasvurda hemen bir kere dik üçgen yapacağız da şöyle bir şey yapalım. Yani şuradaki mesafe, şunu bulacağımız, bakın şu dağın altında kalan mesafe ne olur? 591 ile bunun farkı olur. Buradaki fark da 600'dür. Demek ki burası 600. Şimdi burada şimdiden şunu söyleyeyim. Aslında ben bunun üstüne bakın direkt var. Hani bunu okuyayım oradan sonra söyleyeyim neyse. Tepelerin en yüksek noktalarına zemine dik olacak şekilde özdeş birer tane direk dikilmiş. Bunları söylüyor. Ve bu direkler en üst noktadan bir kablo bağlanmış. Bunlar özdeş ya şimdi bakın. İki tanesi aynı ya. Yani ben bu uzunluğu, yani şuradaki bakın uzunluğu bir direk yukarı doğru çıkarırsam yani şuradaki şey değişmez. Yine bu da aynı mesafe yukarı çıkacağım için bakın bir direk bu yukarı çıkacağım için şu mesafe yine ne kalır? 600 kalır yani. O yüzden şunu şuradan bakın şöyle birleştirdiğimde hani alta çizdiğim. Şöyle yaptığımda burası aslında artık 600. Niye olduğunu bir daha söyleyeyim. Bir ikisinin bak şu uzunluğu bir direk yukarı çıkardığım için ikisinde yani bu uzunluk kadar yukarı çıkacağı için burası 600 ise şuradan aynı mesafe bakın yukarı çıkıyorum yine 600 olacak. Sonra ne diyor peki bakalım. Kış aylarında hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kablo gerilmiş ve uzunluğu 9'da 1 kadar azalmıştır. Aşağıda gergin bir hale gelen kablonun eğimi %75 olarak verilmiş. Eğim de dikey bölü yataydı biliyorsunuz. Yani şurası 600 ise burası x düşünürsek 600 bölü x eşittir %75. Yani sadeleştirirsem 25'te 3 bölü 4. İçler dışlar yaparsak aslında burada 3x eşittir 600 çarpı 4. Şimdiden 3'ü karşıya bölme göndereyim ki sadeleştireyim. 300'de 600, 600'de 3'ü 200 olsun. O zaman 4 çarpı 200 800 oldu. Yani şurası 800 ise burasını bulmak için Pisagor bağıntısı ama özel üçgenlerimiz vardı. 3, 4, 5 üçgeninin katı bunlar. 3'ün 200 katı, 4'ün 200 katı. Bu da 5'ün 200 katı. Yani 1000 olur. Evet ne oldu bunlar? 1000 metre oldu kablonun gerilmiş hali, gergin hali. Bana gerilmeden önceki halini soruyor. Yani şu, kablo 9 parça bakın tamamı 9 parçaysa gevşediğinde diyelim yani ilk halinde bir parça azalıyormuş. Kış aylarında uzunluğu 9'da bir azalıyor yani. Gevşek halde 9 parçaysa kışın bir parça azalmış 8 parça olmuş yani değil mi aslında? Yani demek bu 9 parçanın
gerilmiş 8 parçalık hali. Yani 8 parça kısımda 1000 metre var. O zaman bir parçayı bulmak için biz ne yapalım? 1000'i bir 8'e bölelim. 1000'i 8'e bölsek ne yapacak? Bir bölelim isterseniz. Şurada yapayım. 125. Tam 125 yapıyor gençler. Bir parça. Bu bir parça. E tamamını soruyor ya. Tamam 9 parçaydı. 9 çarpı 125 o da 1125 yapar. Yani denizli olur. Evet soru 8 kolay bir soru. Yeni yapılan ve toplam hacmi 8 milyon metreküp olan bir gölette su birikmeye başlanmış. Biriken su miktarı kontrol odasındaki şekilde gösteren eş bölmeli gösterge takip ediliyormuş. Bu gölette yılbaşına kadar 1.2 milyon metreküp su birikmiş. Yılbaşından 4 ay sonra ne diyor bize? Şekilde gösterilen göstergenin oku turuncu bölgeyi gösterdiğine göre, yani şuraya gelmiş bakın, 4 ay sonra gölette biriken ortalama su miktarını milyon metreküp cinsinden, bakın milyon olarak göstereceğiz. O zaman bunu 8 düşünün yani. 8 milyon değil 8. Öyle düşünün. Eşitsizlik hangisi diyor. Peki şimdi tamamı 8 ya. 8 milyon. 8'i ben bir kere burada 5'e bölsem her bölmeye 1.6 milyon gelir. Her bölme 1.6 milyon. Yani şöyle düşün. Şurası 1.6, 1.6, 1.6, 1.6, 1.6. Peki şuraya kadar bakın ne varmış? 1,2 varmış değil mi burada? 1,2 şimdi şöyle düşünelim. Kırmızı bölge, normalde kırmızının olacağı yer şuradan şurayla değil mi? Böyle gösterelim. Buradan burası arasındaki mesafe değil mi? Yani şurası 3,2 ile 4,8 arasında olması lazım. Şuraya yazalım. Demek ki yani şuradaki aralığın 3,2'den büyük olacak turuncudaki su miktarı 4,8'den az olacak. Ama zaten bu şu an 1,2 su var diye içinde. Onu bir çıkarırsam ikisinden de. Yani şöyle buradan bakın çıkaralım bunları bir. Yani ne olacak? 2 ile tam 2 yapıyor. Ne arasında? 3,6 arasında bir şey olacak. Ama bu ne kadar süre içinde? 4 ay içinde bu. O zaman ne yapacağım? 4'e bölmem lazım her tarafı. Şöyle bölü 4 yaparsam. Burası yani 1/2 sadeleşirsem. Yarım yani. 0,5. 3,6'yı da evet, hani 36 4'e bölsek 9 yapıyor ya. 0,9 arasında olacaktır. Peki hangisi görüyorsunuz burada? Tabii ki burası. Ama ne diye eşitlik olacak böyle? Çünkü buraya kadar dolu gözükebiliyor. Büyük ihtimal. Evet. Soru 9'a geldik. Diyor ki burada cetvel üretimi yapılırken bazen hatalar oluyormuş. Kısaca bu. Ve farklı değerler gösterebiliyormuş. Aşağıda hatalı üretilen eş bölmelerden oluşan 20 cm'lik mavi ve yeşil. Bunlar hatalı. Doğru üretilen kırmızı renkli. Bu doğru yani. Cetvel gösterilmiş. Yani buradakiler gerçek santimetre değerleri. Buna göre düşünün kırmızılar. Yukarıda verilen cetvelleri kullanarak bir üçgenin kenar uzunluklarını ölçen Doğan yeşil renkli cetvel AB kenarının mavi renkli cetvelle BC kenarının ölçüldüğünü söylüyor. AC'nin yani bunun santimetresinden en küçük değerini bulun diyor. Burada bir üçgen eşitsizliği bir kere olacak. Yani bu kenar uzunluğu bunların toplamından küçük farkından büyük olanı kullanacağız. Ama önce bunların kaç santimetre denk geldiğini bulalım. Şimdi mesela bakarsak burada hani buradan tam hiza gelmemiş ama şunu biliyorum ben. Bir kere mavi ve kırmızı arasına bakarsak ne anlıyorum? 18 mavi diyelim. Gerçekte 20 santimetre yapıyormuş. Mavi de 18 birim 20 santimetre. O zaman bir birim mavi için ne yaparım ben? 20'yi değil mi? 18'e bölerim. Hatta sadeleşirsem 10/9 olur. Yani bir birim mavi 10/9 santimetre. Öyle düşünelim. Yani burası için 20 birim mavi var ya 20 çarpı 10/9 yani 200/9 burası. Böyle kalsın. Şimdi yeşile bakarsak, yeşile bakın şuradan yapalım. Ne anlıyorum ben? 20 birim yeşil, 16 birim mavi değil mi? 1 birim mavi ben 10/9 biliyordum. Yani 20 birim yeşil, 16 tane 10/9 santimetreye denk geliyor. Bunları hani sadeleştirmiyorum şu an.
Ama 20 tane yeşil ne biliyorum ben? 160 bölü 9. Hatta şöyle yapalım. Bu karşıyı yani 20'ye böldüğümü düşünürsek bir birim yeşil için ne düşünebiliriz biz? Santimetre bakın direkt bulacağım. Bir birim yeşil. Şu yeşile. Ne diyorduk? 160 bölü 9'u böleceğim değil mi 20'ye? Yani 20 bölü 1'e. Nasıl yapıyorum? Bu aynen kalsın. İkinciyi ters çevirelim, çarpalım. Buradan sadeleştirdim. Bunu sadeleştirdim. Ne oldu? 8 bölü 9 ters yazdım. 8 bölü 9 santimetre oldu. Bir birim yeşil. Yani burada 20 birim yeşil var ya. Bunu da şöyle yapalım. 20 çarpı 8 bölü 9. O da 160 bölü 9'muş. Yani şuydu aslında. Üçgen eşitliği neydi? Bu kenar bunların toplamından küçük, farkından büyük. Toplamı çok önemli değil bizim için. Niye? Çünkü en küçük olacak geri soruyor ya. Burada küçük olandan bir büyük tam sayı alacağız. Bunların farkı da ne olur peki? 200'den 160 çıkartırsam 40 bölü 9 olur. Yani bunu tam mı düşünürsek 40'ı 9'a böldüğümüzde 4 tam değil mi? Şöyle yazayım 4 tam. 4 bölü 9 olur. Yani 4 tamdan fazla bir tam sayı. O zaman olabilecek en küçüğü burada 5 tam olur. Denizde olur. Evet soru ona geldik. Bir eğim sorusu. Eğim de dikey bölü yatay olduğunu biliyoruz. Bu da söylemiş bize. Ve bakalım neymiş soru. Zehra öğretmen tasarladığı bir etkinlikte birim kareli zemin üzerinde yukarıda gösterildiği gibi bunu bir dikdörtgen çizmiş. Ve bu dikdörtgenin uzun kenarları üzerinde köşelerinden itibaren birer birim aralıklarla hani bunları diyor noktaları işaretlemiştir. Bu etkinlikte Zehra öğretmen öğrencilerinden dikdörtgen üzerinde işaretli iki noktaların ikisinden geçen ve dikdörtgeni iki eş çokgensel bölgeye ayıran bir doğru çizmesini istiyor. Buna göre çizilen doğrunun eğimi ne olmaz diyor. Biz de doğru çizeceğimize göre şöyle yapalım. Mesela ilk en alttakinden başlayalım. Benim bunu ancak burayı birleştiren değil mi doğrum eğim olur. Yani iki eş parçaya böler. Köşegen olsa iki eş parçaya böler. İki eş parça olduğunda da bunun eğimini bulalım. Dikey bölü yatay değil mi? Hesaplarsak burada dikey uzunluğumuz bakın 1, 2, 3, 4 birim. Yani şöyle gösterelim bunun eğimi. 4 bölü yatay da 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 olabilir. A şıkkı olabildi bakın. Peki diğer eğime bakarsak. Şimdi rengini değiştireyim bir. Ne olabilir? Mesela ikinci noktaya gelsem. Bu şekilde bakın olursa değil mi? İki eş parça olur. Oluşan iki tane parça ne eş olur. E burada dikey uzunluğumuz bizim. Yine bakın 1, 2, 3, 4. Şöyle çizeyim şuradan. Bunun eğimi de. Yine 4. Yatay ise bu sefer 1, 2, 3, 4. 4 bölü 4. Yani 1 olabildi. Bu da oldu. Yine bir kalem değişikliği yapıp bu sefer de 3. noktaya gelsem üstten de bakın 3. noktayı buraya gelmem lazım. Hep bakın yaklaşıyor birine alttaki bir üsttekiler yavaş yavaş. E buradaki eğimi de bulursam yine dikey uzunluk bakın 1, 2, 3, 4'tür. Yatay uzunluk da 1, 2'dir. Yani 4 bölü 2 oldu eğimimiz. O da 2 tam yapar. Yani bu da var. Demek ki şıklarda 4 bölü 3 diye bir şey bulamayacağız. Evet böylece Mayıs ayının 2021 LGS için olan örnek sorularını çözdük, bitirdik matematik bölümünü. Herkese iyi çalışmalar. Tekrar görüşürüz.